Evet, benim ismim Özgür Arun. Ben bir sosyoloğum, otlu sosyoloji mezunuyum. Anadolu'da küçük bir köyde doğdum. Ve daha sonra yüksek öğrenimimi Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. 2004 yılından beri yaşlanma meselesini çalışıyorum. Aslında benim yaşlanmayla tanışmam saha araştırmalarıyla gerçekleşti. Sahadaki yaşlıları, alandaki yaşlıları görünce ve onlarla konuşmaya, görüşmeye başlayınca Türkiye'nin önemli bir meselesi olduğunu kavradım bana bir oyla saha arasında kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz deseler, ben daha çok araştırmacı olarak kendimi zaman zaman büroya dönen ama daha çok sahada var olan bir araştırmacı olarak tanımlamak isterim. Türkiye'de de belki de birkaç araştırmacı tipolojisi ortaya çıktı. Buna ilişkin şunu söyleyebilirim. Kendisini daha çok eşitsizliklere tanıklık edenler olarak tanımlayanlar var çok makbul, çok değerli bir kategori. Kendisini daha çok teorik çalışmalar yaptığını söyleyen ve bu anlamda katkıları ortaya koyan araştırmacılar var. Çok değerli bir kategori gerçekten. Ancak ben kendinizi nasıl tanımlarsınız deseler herhalde daha çok aktivist olarak tanımlarım. Sadece eşitsizlikleri tespit etmek değil ama var olan eşitsizlikleri çözüm getirmek için de araştırma sonrasında bir takım adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Yaşlanma alanının en azından böyle kurgulanması gerektiği kanaatindeyim. Yaşlanma alanında çalışan araştırmacıların önündeki önemli sorulardan birisi şudur. Sahaya çıkmadan önce mutlaka kendimize sormamız gerekir. Benim sahadaki rolüm ne olacak? Hikaye anlatan birisi mi olacağım? Eşitsizliklere tanıklık eden birisi mi olacağım? Yoksa aktivist bir tutumum mu olacak? Bu her üç yanıt da gerçekten birbirinden değerli, çok makbul yanıtlar. Ama mühim olan şey şu. Sahaya çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka kendimize bu soruyu sorup bir araştırmacının rolü nedir, benim sahadaki rolüm ne olacak sorusuna yanıt geliştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda son dönemde yaptığım, ortaklaşa yaptığım çalışmalardan birisi de yaşlanma ve dijital eşsizlik çalışmaları. Dijital eşsizlik çalışmalarına Türkiye'de baktığımda çoğunlukla yaşlıları yaşlarından dolayı dijital eşsizlik içerisinde konumlandırdıklarını görüyorum. Oysa yaşlarından dolayı değil, İnsanlar sınıfsal konumlarından dolayı dijital eşsizliğin önemli bir dezavantajlı kesimini oluşturuyorlar. Bizim son günlerde yaptığımız çalışmalarda tek başına yaşayan yaşlı hanelerin, iki kişilik yaşlı hanelerin dijital kaynaklara hem erişimde hem de oradaki dijital kaynakların kullanımıyla ilgili çok ciddi sorunlar yaşadığını görmekteyiz. Ama aynı zamanda çok genç hanelerde beş kişi ve daha fazla da kişiden oluşan genç hanelerde de benzer sorunlar olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki dijital eşsizlikler analiz edildiğinde ve buradan başlayarak eğer bir politika geliştirilecekse mutlaka ve mutlaka bizim öncelikli olarak konvansiyonel eşsizlikleri de hesaba katarak oraya ilişkin olarak da bir çözüm stratejisi geliştirerek belki de çalışmalara başlamamız gerekiyor. Çünkü konvansiyonel eşitsizliklerin dijital mecralara taşındığında daha da katmerli hale geldiğini görüyoruz. Sadece yaşlıların değil ama özellikle göçmenlerin, engellilerin, kadınların, kırda yaşayan insanların önemli sorunlar yaşadıklarını, dijital eşsizlikle özellikle baş başa kaldıklarını ve orada yaşadıkları dezavantajlarını da daha katmerli hale geldiklerini görüyoruz.